Spor'un kanalı Spor TV'den mutlu akşamlar sevgili izleyicilerimiz. Hedef Paris başladı. Ben Eren Yazıcıoğlu, sevgili Murat Ağacı ile birlikte her hafta olduğu gibi Olimpiyat'a doğru, Paris 2024'e doğru başlıkları sizlere vermeyi sürdürüyoruz. Murat abi merhaba. Merhaba Eren. Evet, dün konuşmuştuk. Yani geçtiğimiz hafta konuşmuştuk, hemen belirtelim. Dünya Güreş Şampiyonası gerçekleşiyordu, hatta devam da ediyordu. Evet. Tamamlandı. Artık ardından da konuşuruz, ele alırız mutlaka demiştik. Ve tabii ki özellikle hafta içinde Spor TV'nin yayın akışında olan Güreş Dünyası programında sevgili Yasemin Adar bizlerle birlikteydi. Bizler onun o görüşlerini özellikle sıcağı sıcağına almıştık. Organizasyonda neler yaşandı, hedefleri neler? Çünkü içinde yine Paris 2024 sözleri geçiyordu. Mutlaka her güreşçimizin zaten esas hedefi. Aynen. Özellikle biliyorsun burada Belgrad'daki Dünya Şampiyonası'nda zirveye çıkan 4 altın madalyalı sporcumuz var. Aynen. Ve uzun bir aradan sonra Türkiye güreşte ilk defa Dünya Şampiyonası'nda 4 altın madalya birden çıkardı. Evet. En son 50'li yıllarda İstanbul'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda 4 madalya, altın madalya çıkarmıştık. Bunların 3'ü 3 ağır siklet, yani Greco-Roman serbest ve kadınlardaki ağır sikletlerdeki sporcularımız Taha Akgül, Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar. Üçü de tesadüf değil ama aslında istemesek de bunu söylemek zorundayız. 2024 Paris'te her üçü de artık mindere nokta koymaya hazırlanıyor. Ama tabii ki her üçü de olimpiyat şampiyonu sıfatıyla bunu başarmak öyle istiyor. Öyle tamamlamak istiyor. İçlerinden sadece bir tanesi biliyorsun Taha Akgül daha önce olimpiyat şampiyonu olmuştu. Ama Rıza Kayaalp'in olimpiyat madalyaları var ama altın madalyası yok. Yasemin Adar'ın bir olimpiyat madalyası var ama altın madalyası yok. Her üçü de dünya şampiyonasındaki bu şampiyonlukları 2024 Paris'te olimpiyat şampiyonluğuyla taçlandırıp kariyerlerine orada nokta koymak hevesindeler. Onun için Yasemin'in açıklamalarında olsun, Rıza'nın, Taha'nın açıklamalarında olsun hepsinde özellikle 2024 Paris vurgusunu görüyoruz. Evet, dediğin gibi sevgili Murat Ağacı. Peki biz tabii hem Yasemin Adar'ın bir karşılanmasını, Taha Akgül'ün yine aynı şekilde Rıza Kayaalp'in açıklamalarını ekranlarınıza taşıyacağız. Tabii ki yayın akışımızda özellikle bizler olimpiyat oyunları derken paralimpik oyundaki başarılarımızı da hep burada zikrediyoruz. Çünkü golbol kadın milli takımımızı sen yine yerinde takip etmiştin. Özellikle hem Rio'daki başarı zirvedeydiler. Tokyo'da da zirvedeydiler. Öyle. Paris'te de yine Ordu'da çalışıyorlar. Orada da yine bir üçleme yapacağız diyorlar. Bunları ekranlara taşıyacağız. Evet, golbol çok Türkiye'nin olimpiyat madalyalarıyla tanıdığı bir branş. Aynen aslında. Aynen öyle yani. Biliyorsun gol kraliçesi de bizden çıkıyor her evet, zaman. Evet, evet. Enteresan, izlemesi de zevkli bir paralimpik spor. Tabii ki hedef onlarda da üçüncü kez paralimpik şampiyonu olmak. Ve Avrupa şampiyonu yine sporcumuz, sevgili izleyicilerimiz, engelli, görme engelli milli judocumuz Abdurrahim Özalp'in açıklamaları da olacak. İlk bölümü tamamlayacağız. İkinci bölümde ise Murat Ağacı'ya kulak verin çünkü 1972 Münih kendisi için ayrı. Tabii ki olimpiyat tarihi açısından da ayrı bir yerde. Çünkü yaşanan olaylar, istemediğimiz evet görüntüler, vefatlar söz konusuydu. Bir terör saldırısı, daha neler neler zaten üzerine filmler oldu, birçok belgeseller. Doğru. Murat Ağacı hepsini anlatacak ama bizler ilk bölümde hem sporcularımızla ilgili hem olimpiyattan başlıklar. İkinci bölümde de yine Murat Ağacı'nın Paris 2024 özelinde haber başlıkları da olacak. Ve 1972 Münih'i sizlerle birlikte bir kez daha hatırlayacağız diyelim. O zaman Murat abi dilersen Yasemin Adar Yiğit'in bizlere hafta içi bağlanıp Dünya Güreş Şampiyonası'nda neler yaşadığını, ilklerin kadını olmasını, Tokyo'daki serüven ve sonrasındaki hedefleri, yöneticilik kısmını, senin de soruların vardı, iştenlikle yanıtladı. Hatırlayalım ve Yasemin Adar Yiğit Hedef Paris'te de bizlerle birlikte olsun o zaman. Öncelikle tabii ki tebrik ederek başlıyoruz. Sırbistan'ı bize nasıl anlatırsın? Bu şampiyona senin açından, senin gözünden nasıl geçti sevgili Yasemin? Biliyorsunuz ki Sırbistan'da yapılan dünya şampiyonu bizim için çok başarılıydı. Biz artık tarih üstüne tarih yazdık branş olmaya başladık. Ve bu hem kadın güreşinde, hem serbest güreşte, hem Greco-Roman güreşinde dahil. Benim zaten aynı zamanda kadınlardan sonra as başkan olduğum bir yönetici görevim de var. Bu yüzden de ister istemez bütün branşları takip etmeye çalışıyorum geldiğince. Ve 3 ağır siklette de gerçekten dünyanın zirvesindeyiz diyebilirim. Ben, Taha ve Rıza bu konuda çok başarılıyız. Biz artık hani başarımız olmadığı için tekrar aynı duyguları yaşamak istiyoruz. İstiklal marşımızı öğretip bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz. Gerçekten de bu gurur çok bambaşka duygum. Allah inşallah bütün sporcu kardeşlerime nasip etsin.
65 yıl aradan sonra Türkiye Güreş Federasyonu Dünya Şampiyonası'nda 4 altın madalya kazandırdı. Biliyorsunuz ki gerçekten de bu zamana kadar geçmişte gelen başarılar, mesela geçen sene bakıldığı zaman maalesef altın madalya çıkmamış. Bu yıl altın madalya 4 tane olunca ister istemez tabii ki de yönetimimizin başarılı olduğunu gösteriyor. Şöyle Şedef Başkanımla beraber işte Güreş Güreşçiler sloganıyla çıktığımız bu yolda bir şekilde bir sistem oturtmaya çalışıyoruz yavaş yavaş. Daha yeni bir federasyonuz bizim. Tam bir yıl olmak üzere zaten Kasım ayında dolacak. O yüzden daha oturmamış bir sistemimiz var ve biz bunun hala sistemi oturtma peşindeyiz. Elimizden geldiğince tüm sporcu arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Greco-Romen'de ise 13 yıl aradan sonra tekrar takım halinde bir şampiyon oldu. Evet. Gerçekten aklı hayal alınmayacak güzel bir başarı. Yani takım olarak keşke kadınlar da işte sert takım da başarabilseydi. Ama gerçekten de kadınlarda bu iş biraz daha zor. Çünkü tam takım sayısı ister istemez diğerlerine göre oluyor. Bizim için çok güzel bir başarılıydı. Bunu söylemeye kastım adına da çok güzel bir başarılıydı. Çünkü ben de şampiyon olduğum için bayramımızı tekrar aldık. Söyletmek ve bunu ikinci kez yapmak. Unutamayacağım, çok gurur duydum. Aklımdan biriydi. Beni en zorlayan rakiplerimden bir tanesi bir kere Japonya'ydı. Japonlar gerçekten kadınlarda çok başarılılar. Biliyorsunuz ki 5 tane şampiyon oldular, takım şampiyonlar zaten. Ve 10 siklette de madalya aldılar. Gerçekten nasıl bir sistemleri var, nasıl bir çalışma arzuları, istekleri var. Aslında şunu da gördüm. İkinci, üçüncü olan sporcular ertesi gün sanki hiç madalya almamışlar gibi yine minderde arkadaşlarına yardım ediyorlar. Birlik beraberlikleri çok gerçekten güzel. Çok güzel. Bu bizde de var. Evet bizde de sağ olsun işte Efendim Hakkı Gürel hocamla beraber işte bizim ekibimizle, kızlarımızla beraber bizde de böyle var ama sanırım bizim biraz daha özgüvenim eksik diye düşünüyorum. Yani Japonlarda bir saygınlık gerçekten çok farklı bir dereceye geldi. Zaten görüyorsunuz zaman çıkmadan önce gelip mindere selamlıyorlar çıkarken. Hakemlerle çok iyilikler, araları çok iyi. Bizim de bu şekilde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Kadın güreşi aslına bakılırsa Türkiye'de görece dünyaya göre yeni olduğu için aslında kısa zamanda kat ettiği mesafe çok önemli ve çok büyük bir mesafe. Dünya Avrupa şampiyonlukları çıkartıyoruz. Uluslararası arenalarda boy gösteriyoruz. Senin gibi bir olimpiyat madalyalı sporcumuz var. Seni gören diğer kadın güreşine meraklanan, heveslenen genç kızlarımız var. Onlar da alttan gelmeye devam ediyorlar. Onun için bence kadın güreşine enseyi karartmaya gerek yok. Her şey gayet güzel Aynen. gidiyor. Tabii Japonya'yı bir başka yere koymak lazım. Sen çok güzel anlattın. Onlar da bu iş artık büyük bir gelenek haline geldi. Japonlar evet. dünyayı bu konuda meydan okuyorlar. İnanılmaz çalışkanlar. Eminim ki bir tek anlarını bile boşa geçirmiyorlardır. Kadınlar da alıp yürüyorlar ama biz de onların arkasından gerçekten başarılı bir şekilde yola devam ediyoruz. Peki Sırbistan'dan aktarmak istediğin aklında kalan başka detaylar var mıdır? Genel olarak soruyorum sadece kadın güreşi açısından değil. Aslında dediğim gibi birçok şeyde söylediğime inanıyorum. Hani çok başarılı olduğumuzu tekrardan vurgulamak istiyorum. Çünkü artık hani tarih yazan bir branş haline geldi. Ve güreşte bizi biliyorsunuz ki altın madalyalar çok ediyor. Ve biz bu dünya şampiyonasında 4 altın madalya çıkardık. Zaten işte ağır siklette de dünyanın zirvesindeyiz. Hem kadınlarda hem serbest broko'da. Bunlar gerçekten çok önemli bir şekilde. Güreşte her zaman başarılı olacağımızı inanıyorum. Çünkü de olimpiyatta da her zaman güreşte madalya hatta altın geleceğine de inanıyorum. Olimpiyatlarda madalya sayımız artacak. İlkleri başardı. Yeni isimler de gelecek. Evet. Yasemin Adar Yiğit gibi biri var arkalarında. Yasemin Adar Yiğit'in tabii ki aklında olan ve kariyerinde olmayan tek madalya olimpiyat madalyası. Evet. Olimpiyat altın madalyası. Evet. Umarım ona da Paris'te 2024'te ulaşırsın ve bu mükemmel kariyerini böylece taçlandırmış olursun. Aynen bekliyoruz Yasemin. Geçen Dünya Şampiyonası'nda da yine çifte mutluluk yaşamıştın. Şeyde minder üzerinde bir evlilik teklifi olmuştu. Sonrasında da evet. yuvanızı kurdunuz ve mutlu şekilde devam ediyorsunuz. Eşine de çok selamlarımızı gönderelim. Aleykümselam.
Başarılarını da devamlı dileyelim. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ Görüşmek üzere. Hoşçakal. Evet, ilklerin kadını Yasemin Adari'ye bir kez daha teşekkür ediyoruz. 5 Avrupa şampiyonluğu, 2. dünya şampiyonluğu da geldi. Olimpiyat madalyası da var ve senin de dediğin gibi neden olimpiyat altınıyla Paris 2024'te tamamlaması. Evet, aynı zamanda Yasemin Adari'ye biliyorsun yöneticilik şapkası evet. da var. Türkiye Güreş Federasyonu'nun kadınlardan sorumlu as başkanı. Hem güreşiyor minderde hem de masa başında oturup kadın güreşinin geleceğini planlıyor. Onları takip ediyor. Yeni yıldızları yetiştirebilmek adına kolları sıvamış durumda. Yöneticiye de bir anlamda böylece ısındı. Aynen. Güreş hayatı tamamlandıktan sonra tabii ki yönetici olarak Türk güreşine hizmet etmeye devam edecektir. Yani kim bilir günün birinde belki bir kadın güreş federasyonu başkanımız bile olabilir yani. Ya neden olmasın? Tabii neden olmasın? Yani atasporumuz en çok madalya aldığımız yerde bir kadın da bir evet. dönem başını çeksin. Aynen. Yani Yasemin'e çok yakışır. Gender equality dediğimiz cinsiyet eşitliği de özellikle Paris 2024 olimpiyatları için çok çok göreceğiz. Kıymetli ve değerli, üzerine vurgu yapılan konulardan bir tanesi. Çünkü yine hatırlatalım, Paris 2024 olimpiyat oyunlarında eşit sayıda kadın ve erkek sporcu mücadele edecek. Erkeklerin yarıştığı tüm branşlarda kadınlar da yarışacak. Tam anlamıyla bir %50-50 eşitlik söz konusu olacak Paris 2024 olimpiyat oyunlarında. Peki o zaman Yasemin ve kadınlarımızı tamamlarken birkaç cümlemiz de olacak ama Balıkesir'deki o coşkulu karşılamayı da o zaman ekranlara yansıtalım. Yasemin Adaryiğit memleketinde nasıl karşılandı, işte duygu ve düşünceleri dinliyoruz bir kez daha Yasemin'le. Yılının ardından ikinci kez bu yıl Sırbistan'da yapılan dünya şampiyonasında dünya şampiyonu oldum. Bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşı'nı okuttum. Öncelikle memleketim Balıkesir'ime, sonra Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten çok mutluyum, çok gururluyum. Sağ olsun Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle, kulübümün, Yücel Başkan'ın destekleriyle ülkemi en iyi şekilde temsil ettiğime inanıyorum. Burada olmaktan gururluyum, mutluyum ve çok güzel bir karşılama töreni hazırlamışlar benim için. Gerçekten tüylerim diken diken oldu. Hatta gelirken az önce başkanla onu konuştuk. Tüylerim diken diken oldu, ürperdim. Hatta o kadar güzel bir coşkuyla karşılandım ki çok mutlu oldum. İnşallah çok küçük genç kızlarımız vardı benimle beraber. Onlara rol model olabiliyorsam, beni örnek alabiliyorlarsa ne mutlu bana. Her şey için çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz bir kez daha Yasemin Adaryiğit'e. Tabii diğer sporcularımız da kadın güreşinde. Onlar da hani alttan, tabandan da gelen isimler var. Evet. Evini konuşmuştuk seninle. Evin Demirhan. Aynen, sakatlık kadın ne güreşindeki gururlarımızdan bir tanesi. Evet. Uluslararası madalyaları var. Hı-hı. Genç yaşta çok önemli dereceler elde etti. Milli takımında değişmez bir elemanıydı ama sakatlık onu ne yazık ki son anda kadrodan çıkarılmıştı. Bir dayanışma oyunlarında bir sakatlık geçirmişti. Son anda kadrodan dışında kaldı. Gerçi kardeşi kadroya girdi. Ama Evin Demirhan bu dünya şampiyonasında yarışamadı. Evini özellikle vurguluyor. Çünkü İş Bankası'nın Paris 2024 olimpiyat oyunları çerçevesinde destek verdiği 6 sporcudan bir tanesi de Evin. Ama bundan sonraki organizasyonlarda tabii ki başarıyla yine kaldığı yerden Evin devam edecektir. Peki Murat abi, o zaman dilersen Greco-Roman de diyelim. Çünkü Greco-Roman stilde sen de hatırlattın. Uzun aradan sonra, 13 yıldan sonra bir kez daha dünya takım halinde. Olduk, dünya takım şampiyonu halinde. Evet. Olduk sevgili izleyicilerimiz. Hani Burhan Akbudak'la elde edilen bir altın madalya vardı Greco-Roman'de ve sonrasında Rıza Kayaalp'te eklendi. Rıza'nın zaten Avrupa şampiyonlukları, çift taneleri geçti, evet, devam ediyor. Avrupa şampiyonluğu aynen, var. Bir 5. dünya şampiyonluğu beşinci da dünya geldi. Şampiyonluğunu da aldı. Olimpiyatta madalyasının altın olmasını gümüşü bekliyoruz. Gümüşü bronzu var, altını bekliyoruz. Aynen, altını bekliyoruz. Onun o da 2024'de kısmet inşallah. Aynen öyle. O da tabii... Aslında şey olarak baktığımızda sözünü kestim ama... Yok yok. Kazandığı madalya yelpazesine baktığımızda sanıyorum 20 küsür 28 civarında uluslararası madalyası var büyük organizasyonlarda. Evet, bunların çeşitliliğine baktığımız zaman yani onu İngilizce decorated diyorlar. Most decorated. Yani en çeşit, en çok çeşit madalya kazanan güreşçimiz tarihimizde, Türk güreş tarihinde Rıza Kayaalp oldu. Doğru. Ama onun bir eksiği var. Çok büyük bir eksik o. O da dediğim gibi işte olimpiyat altın madalyası. Onu da Paris 2024'te boynuna taktığında işte o most decorated of all times diyebileceğimiz tüm zamanların en çok çeşit madalya kazanan Türk
güreşçisi unvanını da elde edecektir. Onu tabii bizlerden çok o istiyor. Arzu ettiğini biliyorum. Ve onun büyük bir motivasyon yarattığını da biliyorum. Hı hı. Yaş ilerliyor, kolay değil. Tabii, yani tabii. Şimdi 30'lu yaşlara doğru yaklaştı. Eskisi gibi geri dönüşler kolay olmuyor. Çok büyük yorgunluklar bunlar. Şimdi kendisi dünya şampiyonasından sonra bir yeniden kendine gelme sürecini yaşıyor. Çünkü ağır sakatlıklar da geçirmişti. Ona doğru. rağmen gitti, dünya şampiyonu aynen. oldu. Ama yeniden toparlanmak kolay değil. Önümüzde de işte 2024'de 700 günden az zaman var. Bütün hedefi, belki seneye bilemiyorum, belki Avrupa Şampiyonası'na, Dünya Şampiyonası'na pas geçebilir. Hani dünya şeye hazırlanırken. Değil mi? Odaklanabilir sadece çünkü Paris. Çünkü hani bu yaşlarda... Ama hani tabii rakipleriyle karşılaşmamasında da biraz da çekiniyoruz. Yani biraz hani yani ne kadar müsabakaya katılırsa o kadar çok formda olduğunu görürüz ya da. Yani Rıza'nın buna ihtiyacı yok gibi mi? Rıza'nın baş belası diyebileceğimiz tırnak içinde bir Kübalı var. Tamam. Lopez. Onun güreşi bırakmadığını bilmiyoruz. Burada yoktu. Yok. Evet. Yani dünya şampiyonası. Lopez yoktu. Olimpiyata hazırlanmak için bekliyor ve orada son kez gelip yarışacak olabilir. Olabilir. Fakat yani zaten Rıza Kayaalp'in tanımadığı, bugüne kadar güreşmediği bir rakip yok dünyada. Doğru. Kiloyu da yaşla birlikte yukarı taşıdı. Biliyorsun 130 Greco-Romen'de. 130'u dolduruyor artık. Yani kilo olarak da artık yukarı taşıdı ve artık yani böyle bir ağır kaya haline geldi. Evet. Kayaalp'in kayası. Ondan sonra. Onun için bu yeni kilo ile birlikte tabii güreşmek de bir o kadar zor kilo arttıkça. Tabii. Ama sahada, minderde ağır olmak, ağır durmak çok önemli. Onun için ben olimpiyat sürecinde belki bazı organizasyonları çok yıpranmamak adına pas geçebileceğini düşünüyorum. Çünkü onun için artık önünde tek bir hedef var. 2024 Paris Olimpiyat Şampiyonluğu. Çünkü 11 kez Avrupa şampiyonu olmuş. 12 olsa ne olur, olmasa ne olur? 5 kez dünya şampiyonu olmuş. Yani. 6 olsa ne olur, olmasa. Ama hiç olimpiyat şampiyonluğu yok. Onun için tek hedef bu, bu şekilde plan yapacaktır. Tahmin ediyorum. Hı-hı. Ve dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde belki Rıza Kayaalp'i bazı büyük organizasyonlarda dinlenmek amacıyla, sakatlık riskinden uzak durmak amacıyla görmeyebiliriz diye tahmin aynen, ediyorum. Korumaya alabiliriz. Kendini yani. Korumaya alabiliriz. Aynen. Hemen buradan şuraya bağlayacağım. Teddy Riner, daha yeni bir haber geldi. Tabii. Judo'nun 3 olimpiyat şampiyonu, efsane Fransız sporcusu. Hı-hı. Daha bu seneden dünya şampiyonasına katılmayacağını açıkladı. Dedi ki kendi evimde 2024 Paris'te benim için olimpiyat şampiyonluğu çok önemli. Çünkü 4 olimpiyat şampiyonu olan judocu sanıyorum yok. Kendi evinde, Paris'te bir Fransız olarak bunu başarmak istiyor. Ve onun için daha şimdiden, düşün yani 2022'deyiz. Şimdiden dünya judo şampiyonasına tamam. katılmıyor. Riske girmiyorum o diyor. O zaman bu onun için bu tip örnekler örnek bizde de yaşanabilir. Rıza için. Yani evet. Neden olduğunda çok basit bir örnekle Murat Ağacı bize aktardı. Tabii Rıza Kayaalp demiştin 130 kiloda, 82 kiloda Burhan Akbudak. Hani bizler Greco-Romen'de uzun yıllardan sonra zirvede yer alırken hatırlatalım. Ali Cengiz 87 kiloda, Yunus Emre Başar 77 kiloda, Selçuk Can da 72 kiloda ve bizler zirvedeydik. Bronz madalyalar bunlar. Aynen. Ve bu isimler... tarihimizde de o sporcularımızın kazandığı ilk dünya üçüncülükleri oldu. Aynen öyle. Çok önemli. Aynen öyle Murat. Biz 4 altın 3 bronzla totalde de 7 madalya kazandık. Aynen. Ve dünya şampiyonasını iyi bir yerde noktaladık. Biraz serbestte gönül arzu ederdi ki bir tık daha iyi olalım. Geçelim, orada, serbeste geçelim serbeste o zaman. Serbeste biliyorsun tek yani, altın madalyamız. Aynen, tahakkül özelinde yine konuşalım. Ama orada kaçan madalyalar var. Kaçan zirveler var, kürsüler var. Kerem Kamal'ı söyleyebiliriz. Evet, evet. Beklentimiz büyüktü kendisinden. Dolayısıyla hani kaçan bir iki tane daha madalyamız oldu. Serbestte de bir iki madalya daha ekleyebilseydik mükemmel bir şampiyon olacaktı ama bu da tarih boyunca kazandığımız, elde ettiğimiz en iyi başarılardan tabii. biri olarak tarih sayfalarına yazılmış tabii, oldu. Tabii Tağ'ımız da olimpiyat şampiyonu Tağ'da, bir güreşçimiz. Yani Rio'da elde ettiği dereceyle. Tağ'da burada bir kez daha dünya şampiyonu oldu. Aynen, dünya şampiyonu oldu. O zaman dilersen bir karşılamaya bakalım mı? Çünkü Mehter takımı yine hazır bulunmuştu Ankara'da. Seviyoruz bu görüntüleri. Tağ Akgül'de gerçekten açık ifadeleri var. Hani kendisini de biliyor. Evet. Düzgün ifadeleri var. Hemen ekranlara yansıtalım. Sonra Murat Ağacan'ın yine yorumları olacak. Aynı zamanda güreşi de tamamlıyor olacağız. Diğer branşlarla ilgili de gelişmelere geçeceğiz. Hedef Paris'te. S
Sağ olsun sevenlerim bugün de bizleri yalnız bırakmadılar. Bu 3. Dünya Şampiyonluğu'nun benim için de çok ayrı bir önemi var. Hamdolsun. Burada da sevenlerim geldiler. Beraber şimdi kutluyoruz. 2017 ve 2019 Dünya Şampiyonu finalinde 5 saniye kala maç kaybettim. Şu an 5 tane altın madalyam, kemerim olabilirdi. Ama maalesef o madalyaları kaybettim. Bugün de tekrardan zirveye çıktım. Tüm rakiplerimi yendim. Özellikle geçen senenin şampiyonu İranlı rakibimi yenmem. Gürcü sporcunun orada yine aynı şekilde Avrupa Şampiyonası'nda onu yenerek şampiyon oldum. 2022 yılı Avrupa Dünya Şampiyonluğu'yla beraber bitiyor, hamdolsun. Şimdi bir hafta sonra düğünüm var, oraya hazırlığım olacak. Sevenlerimiz geldi, kulüp başkanımız Yüksel Aslan burada. Ankara Büyükşehir'si Askispor'dayız biz. Buradaki çoğu gördüğünüz kişileri olanın temsilcileri, sporcuları. Başkanımız Mansur Yavaş'ın bizlere büyük emeği var. Bakanlığımızdan Selçuk abi geldi, Selçuk Çevir. Sağ olsunlar, bizi yalnız bırakmadı. Tüm emeği geçen herkese, bizleri yalnız bırakmayan herkese ben teşekkür ediyorum. İnşallah düğünümde de bizleri sevenleri orada bekliyoruz. Çifte düğün yapacağız. Orada kutlayacağız inşallah. Ondan sonra da bir dinlenme sürecimiz olacak. Sonra da inşallah yeni sezon için hiç beklenmeden. Bu önemli çünkü olimpiyatlara çok az zaman kaldı. Şimdi zirveye çıktık ama artık rakiplerimiz bize hazırlanacaklar. Yani şimdi artık Avrupa Dünya Şampiyonu'na görecekler geçen senenin. O yüzden onlara o avantajı vermem adına bu aradaki farkı korumak için daha çok çalışacağım. Onlar yetişemesinler diye. Daha da çok üstüne koyacağım. Hedefim 2024'te Paris Olimpiyatları'nda ikinci kez olimpiyat şampiyonu olurum. İnşallah bu işi zirvede bırakmak olacak. Taha ile beraber 11 yıldır 9 Avrupa, 3 Dünya, 1 Olimpiyat Şampiyonluğu. 13 defa İstiklal Marşı'mızı okuttuk. Bütün dünyaya dinlettik. Ne mutlu ki böyle bir Allah'ın aslanına sahibim. Bu anlamda gerçekten 85 milyon milletimizin yüzünü güldürmek ve özellikle Ankara başkentimize, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bu altın madalyayı getirmek bizim için çok önemliydi. Evet sevgili Tahakkül'ü dinledik. İşte muhteşem bir karşılama. Zaten güreşçilerimiz bunlara alışıklar. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu gelenekte devam ediyor. Tabii Tahakkül baktığımız zaman 9. Avrupa şampiyonluğunu elde etmişti. Şimdi evet. 3. Dünya şampiyonluğu oldu. Zaten Rio'da da İstiklal Marşımızı tek okutan kendisiydi. Gümüşleri, bronzları saymıyoruz. Yani evet. Dünya ikincilikleri, Avrupa ikincilikleri, üçüncülükleri var. Tabii. Bu sene biliyorsun Avrupa şampiyonu da oldu Tahakkül. Aynen öyle. Zamanında çifte şampiyonluk oldu. Hı. Bir mutluluk daha yaşayacak. O da yakın, kendisi de söyledi. Aynen bu hafta öyle. Sonu Tahakkül dünya evine giriyor. Evlenecek. Nişanlısı Bianca ile beraber bir mutlu yola çıkacaklar. Bir kez daha tebrik edelim. Bir kez daha buradan tebrik edelim. Tabii ki sezonu mükemmel bir şekilde tamamladı. Avrupa Dünya Şampiyonu oldu. Ve artık mutlu bir yuva kurmayı hak etti Tahakkül. Bu evliliğin de ona şans getirmesini ve önümüzdeki olimpiyat sürecinde de bu mutlulukla birlikte büyük bir motivasyonla yola devam etmesini tabii ki istiyoruz. Aynen, arzu ediyoruz ve diliyoruz. Bir kez daha mutluluklar diliyoruz. Tebrikler diyelim şimdiden ve güreş ailesine de bir kez daha özellikle Dünya Şampiyonası ardından bizler yine takipteyiz. Ve elde edilecek derecelerle birlikte hem kota müsabakaları olsun Paris'le ilgili hedefler hala devam ediyor olacak. Peki Murat abi o zaman güreşle ilgili tamamladık. Tabii ki diğer branşlardan başlıkları da her zaman sizlere aktarıyoruz. O zaman Avrupa şampiyonu şampiyon olan görme engelli milli judocumuz Abdurrahim Özalp'tan bahsedeceğiz. Kendisi hedef büyüttüğü başlıklarıyla Anadolu Ajansı'na yansımız. Çünkü baktığımız zaman yakın zamanda elde ettiği altın madalya var. Diğer tarafta da nasıl başladığı ile ilgili de birkaç cümlesi var. Kendi ağzından dinleyelim dilerseniz. Paralimpik judo ile ilgili hiçbir fikrim yoktu arkadaş. İşte benim o anki fizik yapıma göre dedi sen bu sporu yapabilirsin diye. Ya ben de dedim neden olmasın? Geldim Siirt judo salonuna işte böyle bir spor yapmak istiyorum diye. Onlar da sağ olsunlar kabul ettiler. Öyle bir çalışmalarımız oldu 2015'te. 2015'te ilk defa Türkiye Şampiyonası'na katıldım. Orada ikinci oldum. O anki hedefim sadece mesela milli takıma girmekti. Daha büyük bir hedeflerim yoktu o zamanki düşüncelerimle. 2017'de milli takıma girdim. İlk defa bir uluslararası müsabakada gümüş madalya kazandım. 2017 İPSA uluslararası judo turnuvasında Litvanya'da düzenlenen. Hemen ardından 2018'de ve 19'da iki defa dünya kupalarına katıldım Azerbaycan'da ve Antalya'da. Oralarda pek derece yapamadım, daha yeni acemiydim. Çalışmalarımı sürekli azimle sürdürdüm. Şu an yıl 2022 ve bu çalışmalarım sayesinde 2022'de Nisan ayında Antalya'da Dünya Grand Prix'te altın madalyayı kazandım. Ardından iki ay sonra Kazakistan'da gümüş madalya.
Ağustos'un sonu ve Eylül'ün başlarında da İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya kazandı. Şimdi hedef 2024 Paris Olimpiyatları ve şu an yine Anadolu Ajansı'da röportaj etmekteyim. İnşallah 2024 Paris Olimpiyatları'nda kürsüde olmaktır. Evet, Siirt'ten bir gencimiz ve onun da hedefi 2024 Paris'teki Paralimpik Oyunları ve umuyoruz ki bunda başaracak kapasitedir kendisi. Peki Paralimpik Oyunlarında bizleri yine yücelten, gururlandıran hem Paris'te hem Tokyo'da ve neden olmasın Tokyo'nun ardından Paris'te olursa bir üçleme olacak. Golbol kadın milli takımımızdan bahsediyoruz. Ordu'da da Anadolu Ajansı'nın açıklamalarda bulunmuşlar. Kamp sürecindeler. Bakalım onlar neler söylüyorlar. 2020 Tokyo'da olimpiyat şampiyonu olduk. 2016 Rio'da da biz olimpiyat şampiyonuyuz. Bu başarımızı dünyada da göstermek istiyoruz. Hiç dünya şampiyonluğumuz yok. Bunu ilk defa biz başarmak istiyoruz. Genç bir kadroyuz zaten. 2020 Tokyo'da genç kadro olarak gitmiştik. Golbol tarihinde dünya ikinciliği, dünya üçüncülüğü var. Dünya ikinciliği ve dünya üçüncülüğü alınan derecelerde sadece takımımızdan Sevda abla kaldı. Diğer kalanların hepsi genç kadro. Biz Ocak ayından itibaren çalışmaya başladık. Haziran ayındaydı dünya şampiyonası. Aralık ayına ertelendi. Ocak ayından beri çalışıyoruz. Neredeyse bir yıl olacak. Kendimize inanıyoruz. Şu an bile çıkıp oynayın derlerse dünya şampiyonu olacağımıza inanıyorum. Bizim hedefimiz tabii ki en yüksek çünkü 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarında şampiyon olduk. Bu şampiyonluk Rio 2016 Paralimpiklerinde de şampiyon olmuştuk ve ondan sonra biz o Tokyo sürecine hazırlanırken o bir yılda yeniden bir oluşuma girdik ve takım inanılmaz genç ortalaması. Arkadaşlarımız 18, 19, 20, 21 gibi gidiyor. Kaptanımız bile 28 yaşında. Yani gerçekten çok genç bir yaş ortalaması var. Önümüzdeki tüm biz yarışmalarda şampiyonluk bekliyoruz. Çünkü o yeni oluşumla, yeni hazırlıkla biz Tokyo'da şampiyon olabildiysek o kısa bir sürede. Bundan sonraki amaçlarımızda her zaman şampiyonluk var. Dünya şampiyonluğu serimizde eksik şu anda. Onu tamamlayacağız. Ondan sonra Paris var. Orada da şampiyonluk istiyoruz. Yani takımımız genç olduğu için biz aslında ilerleyen vadede de çok uzun ömürlü bir takım ve başarılı bir takım beklentimiz var şu an. Biraz da kısmet işi diye düşünüyorum. Avrupa şampiyonluğu, iki tane olimpiyat şampiyonluğu var ama dünya şampiyonu olimpiyatlardan daha az önemli olmasına rağmen kısmet olmamış. Hiç dünya şampiyonu olmamış. İkinci olduk. Üçüncü olduk. Onun için bizim çocuklarda o eksik bir şeyde eksiğimiz dünya şampiyonluğu. O eksiği tamamlamak için çok gayretler. Mesela orada ikinci bile olsak kota alacağız. Fakat kesinlikle şampiyonluktan başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Evet, hedef Paris'te ikileme yapan milli takımımız, kadın golbol kadın milli takımımız neden Paris'te de bir altın madalya elde etmesin de Murat Ağacı da belirtmişti. Zaten gol kraliçelerimiz var, evet. Ve bu başarılarını da sürmesini diliyoruz. Şimdi Murat abi, tabii ki masa tenisiyle ilgili ayrıntı vardı. Buna da değinelim. Evet. Masa tenisinde elde edilen altın madalya detaylar yine sende değil. Tabii çok başarılı bir çiftimiz var biliyorsun. Ece Haraç, Özge Yılmaz, 21 yaş altı. Avrupa Şampiyonası'nda çiftlerde altın madalya kazandılar. Evet. Hem de zorlu bir finalde 2-0 geriye düştükleri maçı 3-2 kazanıp şampiyon oldular ve şampiyonluk unvanlarını koruyan bu turnuva tarihindeki ilk çift oldular. Bence masa tenisinde özellikle dünya genelinde Çinlilerin büyük bir dominasyonu olduğunu biliyorsun. Hani ülkelerin renkleri, bayrakları değişiyor ama hep yine Çinliler oynuyor. Bizde de bir dönem Türk vatandaşı yaptığımız Çinli sporcularımız olimpiyatlarda, doğru, Dünya Avrupa Şampiyonası'nda bizleri temsil etmişlerdi. Ama şimdi altyapıdan görüyoruz ki çok yetenekli özbeöz Türk çocukları da yetişiyor. İşte bu isimleri ellerinden tutup o Çinliler seviyesine taşıyabilmek için ne yapabileceğiz? Bunları düşünmek lazım. Masa Tenisi Federasyonu'nda tabii ki gerekli çalışmaları yapıyordur diye düşünüyorum ki biz de bunun karşılığını şimdi böyle Avrupa şampiyonluklarıyla görüyoruz. Bu ikiliden ben çok umutluyum, inşallah bizi daha nice turnuvalarda, belki olimpiyat oyunlarında başarıyla temsil edecekler. Genç bir nesil çok başarılı bir şekilde masa tenisinde geliyor. Erkeklerde de başarılı gençlerimiz olduğunu da söyleyeyim. Aynen, masa tenisinde erkeklere de vurgu yapalım. Peki ilk bölümü tamamlamadan voleybolda dememiz lazım. Çünkü Dünya Voleybol Şampiyonası artık
geldi çattı. Geri sayıyorduk artık geldi. Evet, Filenin Sultanları da Hollanda'ya gitti. Evet. Artık milli takımımız bir serüvene başlıyor. Filenin Sultanları zaten elde ettikleri derecelerle özellikle takım halinde bize birçok iyi ki yaşatıyorlar. Evet. Ve bu şampiyonada da gerçekten beklentimiz büyük. İşte arkadaşlarımız da ekrana yansıttı Murat abi. Cumartesi günü ilk rakibimiz Tayland. Sonrasında Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti, Hırvatistan ve Polonya ile de bu serüvende maç programımızda Dünya Şampiyonası'nda böyle olacak. Bizler tabii programlarla özellikle destek vereceğiz. Metin Görgün, Dünya Baltacıoğlu 5. set programıyla mücadeleler tamamlanır tamamlanmaz Sports TV olarak Filenin Sultanları'nı da takip edeceğiz. Evet. Bu hatırlatmayı da yapalım. Beklentilerimiz çünkü yine yüksek. Evet. Burada Dünya Şampiyonası'nda zorlu rakipler var. Fakat grubumuzda biz de iddialıyız. Baktığın zaman buradaki takımların çoğuyla oynadık ve kazandık. Aynen öyle şey. Yani. Kazanamadığımız bir takım göremiyorum. Zaten bizim kazanamadığımız bir takım bilim Amerika Birleşik Devletleri var galiba. Tabii tabii. Onun, bir de İtalya var. İtalya'mız. Amerika'yı yenmiştik bir kere. İtalya'yı hiç yenemedik. Dolayısıyla buradaki rakipleri yendiysek yine yenebiliriz. Kızlarımız da çok moralli biliyorsun. Daha önce elde edilen güzel başarılarla geldiler. Tabii. Dünya Şampiyonası tabii bizim için bu sezonun finali. Filenin Sultanları da 12 dev adam süreci tamamladı. Şimdi basketboldan voleybola geçtik. Bakalım burada bayrağı biraz daha öteye taşıyabilecek miyiz? Taşıyacaklardır aynen taşıyacaklardır diye düşünüyorum. Burada grupta sanıyorum ilk 4 çıkacak, sonra çapraz eşleşilecek ve devam edilecek. Gruptan çıkma konusunda bir endişemiz olduğunu sanmıyorum. Önemli olan hangi pozisyonda çıkıp karşıdan kimle eşleşeceğimiz. Onun için de mümkün olan en çok sayıda maçı kazanmak gerekiyor. Evet. Ve kazanacağımıza da inanıyoruz. Gönlümüz, kalbimiz Filenin Sultanları ile birlikte olacak. Gözümüz de tabii televizyonlarda olacak. Bu maçları canlı bir şekilde izleyeceğiz. Üzerine de hem bu programda hem diğer programlarımızda aynen konuşacağız. Voleybolda takip edeceğiz diyelim. Murat abi ilk bölümü tamamlayalım dilersen. Çünkü ikinci bölümü ben de merak ediyorum. Ben biliyorum ama izleyicilerimiz de bir kez daha duyacaklar. Hem Paris 2024'ten yani Fransa'dan haberler olacak ama Olimpiyat Günlükleri köşesinde 1972 Münih'i hatırlayacağız. Evet. Peki kısa bir ara aranın ardından buradayız. Evet sevgili izleyicilerimiz, Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek 33. Yaz Olimpiyat Oyunları Paris 2024 ve bizler de hedef Paris derken tabii ki ilk başta hem Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcularımız diğer tarafta da elde edilen dereceler ve güncel haberleri veriyoruz. Şimdi ikinci bölümde ilk olarak Paris'ten ve organizasyonla ilgili güncel haberleri sevgili Murat Ağaca bizlere aktaracak. Murat abi şimdi ben baktığım zaman yine her hafta periyodik bir şekilde biletlerle ilgili bazı gelişmeler var. İşte Modern Pentathlon diyelim ya da tabii IOC hep sıklıkla toplantılar da gerçekleştiriyor. Baktığımız zaman hepsini de sayamayız ama öne çıkan başlıklar sende olacak. Paris'te ne gibi başlıklar aktaracaksın? Şimdi size bilet demiştin. Oradan başlayalım istersen. Tamam. Biletlerin satış programı belli oldu. Evet. 15 Şubat'tan itibaren Paris 2024 biletleri halk tarafından satın alınabilecek. Önce paket biletler çıkacak piyasaya. Ondan sonra tek tek satılacak biletler de çıkacak. Biliyorsun bu sene daha doğrusu bu sene derken bu olimpiyatta Fransızlar biraz İngilizlere de hani nispet yaparcasına, çünkü İngiltere'de biliyorsun Londra'da olimpiyat oyunlarında 2012'de hem olimpiyat oyunlarında hem paralimpik oyunlarında tribünler neredeyse tamamen doluydu. Biletlerin neredeyse tamamı satılmıştı. Paris'te Fransızlar da bunun altında kalmak istemiyorlar. Ve bu sebeple de biraz bilet fiyatlarını da düşük tuttular. 24 Euro'dan başlayacak. Tabii biz çarptığımız zaman bize göre biraz pahalı geliyor olabilir ama Avrupa'ya göre Euro olarak baktığımız düşük zaman 24 Euro bir olimpiyat. Yani bugün futbol, tek bir futbol maçı biletlerinin birkaç yüz Euro'dan başladığını düşünürsek 24 Euro ki çok ciddi sayıda, yüz binlerce diyebileceğim sayıda
Bilet 24 Euro'dan satılacak. Ve biletlerin büyük bir çoğunluğu da yarıya yakını da 50 Euro ve altında olacak fiyat olarak. Tabii 950 Euro'ya kadar çıkan biletler var. Açılış kapanış törenleri, işte atletizm yüzme finalleri falan gibi. Aynen. Çok pahalı olacak bazı biletler de var. Ama baktığımız zaman spor severler herhangi bir spor branşının erkenci davranırlarsa olimpiyat biletlerini 24 Euro'dan başlayan fiyatlarla satın alabilecekler. Bunu da söyleyelim. Bir anda bitecektir. Türkiye'den de olimpiyat bileti almak isteyen sevgili spor severler varsa 15 Şubat tarihini bir kenara not etsinler. 15 Şubat 2023'ten itibaren biletleri alabilecekler. Türkiye'de de tabii her ülkede bilet satan yetkili kuruluşlar var. Hı hı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin yetkilendireceği bazı turizm acenteleri, hı hı, bilet satış acenteleri bu konuda da yetkili olacaktır. Şu an hangisi olduğu henüz açıklanmadı. Ama hem dijital olarak işte Paris 2024'ün kendi web sitesi ve bilet satış ofisi üzerinden satın alınabileceği gibi Türkiye'ye ayrılacak belli sayıda biletleri Türkiye'de yetkili kılınacak acenteler aracılığıyla da spor severler alabilecekler. Özellikle bunun bilgisini verelim. 15 Şubat tarihi kritik. 15 Şubat'tan sonra eğer 2024 Paris'e gitmek istiyorsanız geç kalmadan hem biletlerinizi alın hem de uçak biletlerinizi mutlaka ayarlayın. Çünkü sona kalan dona kalır. Yani çok net ifadeyle ve son cümleyle güzel özetledi sevgili Murat Ağaca. Haberler kısmı ile ilgili bu deyip o zaman geçelim mi son kısmımıza? Bir küçük yoksa haber daha vereceğim. Tamam, olur. Olur. Şimdi baktığımız zaman masa tenisi ile ilgili bir haber var. Hı hı. Biraz önce de masa tenisi haberimizi verdik. Fransızlar 2024 Paris'i ellerinden geldiğince promote etmek için sporu da, yani bu spor branşlarını da halk arasında tatbik edilir hale getirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Mesela geçen haftalarda konuşmuştuk. Breaking, yani olimpiyatın yeni sporu. Breaking, breakdance üzerinden. Bunu yaygınlaştırabilmek için ülkenin dört bir tarafında yeni breaking kursları açacaklarını duyurmuşlardı. İşte buna benzer bir uygulamayı da masa tenisinde yapacakmış Fransızlar. Fransa Masa Tenisi Federasyonu'nun açıklamasına göre ülkenin 350 lokasyonunda, ülkenin dört bir tarafındaki 350 lokasyonunda en az bin masa tenisi masası kurulacak. Aa. Ve insanların masa tenisini rahatlıkla oynayabilmesi sağlanacak. Yani herhalde bunları parklara, bahçelere kuracaklar. Hı-hı. Biliyorsun oralarda böyle sabit masa tenisi masaları kuruluyor. Bizim de bazı parklarımızda mevcut. Hı-hı. İşte promote edebilmek adına, masa tenisini promote edebilmek adına en az bin masa tenisi masasını Fransa'nın değişik yerlerinde de kuracakmış Fransız Masa Tenisi Federasyonu. Bir de not aktarayım. Hesaplamalara göre yaklaşık 5 milyon masa tenisi oynayan insan olduğu Fransa'da tahmin ediliyormuş. Biz masa tenisine ne kadar büyük ilgi olduğunu Sports TV olarak da çok iyi biliyoruz. Evet, sen de biliyorsun. Aynen öyle. Ne zaman masa tenisi yayını yapsak, eski yayınları bile tekrarını koysak çok ya, güzel geri dönüşler alıyoruz. Aynen öyle. Türkiye'de çok sayıda masa tenisi seyircisi ve oynayanı olduğunu biliyoruz. Bir ölçüm yapılsa en az Fransa kadar bizde de masa tenisi meraklısı çıkacağından eminim. Bu örnek belki bize de örnek olabilir. Halka açık alanlarda masa tenisi masası sayısını hızla arttırarak bence bu fırsat yaratılmalı. İnsanlarımıza da bu sporu tatbik etme şansını biz de sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Peki sevgili Murat abi, o zaman ne diyoruz? Olimpiyat köşesine geçelim. Peki sevgili seyircilerimiz, olimpiyat günlükleriyle son bölümle devam ediyor Hedef Paris. Evet sevgili seyircilerimiz, 1972 Münih Olimpiyatları. Tabii tarih açısından baktığımız zaman, olimpiyat tarihi açısından pek de söz edilmek istenmeyen bir organizasyon. Onu konuşuruz ama tabii ki dereceler olarak kimler ön plana çıktı, ilk başta bu yönünden bakacağız. Sonrasında da diğer yönünde işleyeceğiz. Murat abi, şimdi ben baktığım zaman 1972 yaz olimpiyat oyunları ülkemiz açısından sadece bir madalya demek. Evet. O da yine güreşte. Başarısız geçen bir olimpiyat Türkiye açısından. Ama genel olarak baktığımızda da kanlı olimpiyat olarak tarihe geçen, ne yazık ki, istenmeyen olayların yaşandığı bir olimpiyat. Halbuki hani sportif başarılar açısından baktığımızda çok önemli isimler ön plana çıktı bu olimpiyatta da. Hı hı. Ama ne olursa olsun orada kaybedilen insanlar var. Ve 11 İsrailli sporcunun rehin alındığı bir hadise var.
Evet yani onların hayatını kaybetmesi var. Hepsine yazık ki hayatını kaybetti. Fotoğraflar da şimdi ekranda. Başarısız bir kurtarma operasyonu rica edelim. Sonunda. Şimdi evet yansıyor. Genel olarak, yani tabii, böyle hüzünle hatırlanılıyor. Yani neden ben de vurgu yaptım? Murat Ağacı da vurgu yapıyor. Yani neler neler yaşanmadı ki? Şimdi baktığımız zaman 5 Eylül'de 26 Ağustos'ta olimpiyat açılıyor. Hı hı. 5 Eylül günü gerçekleşiyor bu saldırı. Kara Eylül örgütüne mensup teröristler, eylemciler 11 İsrailli sporcuyu rehin alıyorlar. Bak görüyorsun, olimpiyat köyüne girip sporcuları rehin alıyorlar. Burada bir güvenlik zaafından da çok açık bahsetmek mümkün. Ellerinde silahlarla. Rehin alıyorlar ve havalimanına götürüyorlar. Pazarlıklar yapılıyor. Bir de başarısız kurtarma operasyonu var. Hatta bununla ilgili film de var, filmler de var biliyorsun. Aynen öyle. Ve bu ne yazık ki başarısız kurtarma operasyonunun sonunda rehin alınan bütün İsrailli rehineler hayatını kaybediyor. Büyük bir şok tabii olimpiyat oyunları için. Ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Olimpiyat oyunları sürecek mi? Bitecek mi? Burada duralım mı? Ne yapalım diye. Bu bile düşünüyorum. Büyük bir ara verme, kaotik saatler, günler geçiriliyor. Sonunda terörün olimpiyatı esir almaması tarafında karar alınıyor. Ya yani terör yüzünden olimpiyatın yani terörün istediği bu. İşte bu görünen operasyon sırasında patlayan ve sporcuların da hayatını kaybettiği helikopter. Ve teröre pabuç bırakmamak adına olimpiyatın devamına karar veriliyor. Sadece bir gün ara veriliyor olimpiyat oyunlarına. Bir anma töreni gerçekleştiriliyor. Ve ondan sonra ertesi gün olimpiyat kaldığı yerden devam ediyor. Bunu eleştirenler de var. Ama bir taraftan da olimpiyatın teröre teslim olmamasını göstermek açısından sembolik de olsa önemli bir konu olduğunu söyleyebiliriz. Peki, o zaman sportif yönüne bakalım. Sportif yönüne baktığımızda katılım açısından rekor düzeyde katılımın olduğu bir olimpiyat oyunlarından bahsediyoruz. 121 ülke var. 121. İlk defa katılan birçok ülkede var. Ve sporcu sayısı 7000'i aşıyor. Evet. Bunların 1000 kadarı da, 1000'den fazlası da kadın sporcu. Kadın sporcuların sayısı giderek artıyor. Bize baktığımız zaman son iki olimpiyatta hiç kadın sporcu gönderemediğimiz olimpiyat oyunlarına 72 Münih'te bir kadın sporcu gönderiyoruz eskrimde. Toplamda sporcu sayımız 45, 44 erkek, bir kadın. Ve katıldığımız dallar da atıcılık, atletizm, bisiklet, boks, eskrim, güreş, halter ve yüzme oluyor. Tabii yine en kalabalık kafilemiz güreş kafilesi. 16 sporcumuz var. Ve içlerinden sadece bir tanesi Vehbi Akta. O da serbest güreş 62 kilogramda gümüş madalya elde ediyor. 1972 mini olimpiyat oyunları ülkemizin madalya açısından en kısır geçtiği, başarısız olduğu oyunlardan bir tanesi olarak da tarihe geçiyor. Bunu da belirtmek lazım. Peki olimpiyat oyunlarına damga vuran isimler, biraz önce fotoğrafları da dönüyor zaten. Aynen, ilk karelerde Schmitz'i gördük değil mi? Tabii ki Mark Schmitz'i söylemek lazım. Mark Schmitz 7 altın madalya kazandı yüzmede Münih olimpiyat oyunlarında. Amerikalı yüzücü işte Mark Schmitz. Evet. Ve bu 7 olimpiyat şampiyonluğunu 7 olimpiyat ve dünya rekoruyla kazandı. Yani her yüzdüğü final müthiş rekor oldu. Ve bu ne zamana kadar? Ta yakında Michael Phelps'in Phelps olimpiyat oyunlarında 8 altın kazandığı oyunlara kadar bu rekor kırılamadı. Yani çok uzun bir zaman, 72'den 2000'li yıllara kadar hiçbir şekilde bu rekor kırılamadı. Mark Spitz dünyanın en çok madalya kazanan, bir olimpiyatta en çok madalya kazanan sporcusu olarak tarihe geçti. Ta ki Michael Phelps'in 8 altın madalyasına kadar. Bunun dışında tabii Olga Korbut, Rus jimnastikçi, öne çıkan isimlerden biriydi. Bunun dışında Lasse Viren, atletizme baktığımızda 5000 ve 10.000 metrede çifte altın madalya kazandı. Valeri Borzov da yine 100 ve 200 metrede çifte altın madalya kazandı. Ukraynalı Valeri Borzov. Peki Amerikalılar neredeydi diye soracak olursan, atletizmde şöyle bir skandal yaşandı. Zamanlama sorunu, yani programı yanlış bildirdikleri için Amerikalılar yarı finale yetişemediler. Ve Amerikalı atletler yarı final koşamadıkları için finallere kalamadılar. Ve burada Valeri Borzov'a bir şans doğdu. Valeri Borzov da 100-200'ü Amerikalıların olmadığı organizasyonda şampiyonluklarla noktalamış oldu. Burada bir başka enteresan maç var. O da basketbol finali. Hı hı. Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında oynanan
ve 51-50 Amerika Rusya'nın, daha doğrusu Sovyet Rusya'nın şampiyonluğuyla sona eren maç son 3 saniyesi 2 kez tekrarlanıyor. Şeyde maç saatinde yaşanan sıkıntı sebebiyle tekrarlanıyor ve bu tekrarlanan maç sonunda, son 3 saniyesi tekrar oynanan maç sonunda son saniyede Sovyet Rusya Amerika'yı 51-50 mağlup ediyor ve olimpiyat şampiyonu oluyor ve Amerika'nın uzun yıllardır devam eden dominasyonuna noktayı koymuş oluyor. Amerika Birleşik Devletleri yani... de protesto ediyor bu yaşananları ve ödül törenine çıkmıyor Amerika takımı. Bu da çok olaylı geçen bir olimpiyattan bahsediyoruz aslında. 72 Münih. Acısıyla tatlısıyla gerçekten konuşulacak çok fazla şey var. Ama biz burada özet geçmek zorundayız. Ve son olarak da istersen... Murat Ağca için özel bir yeri var. Madalya tablosunu söyleyeceğim. Olur, ve kapatırken tamam. Benim için özel olan yönünü söyleyeceğim. Madalya tablosuna baktığımızda 121 ülkeden 48'i madalya almayı başarmış. Münih'te, 72 Münih'te. Sovyetler Birliği 50 altın, 27 gümüş ve 22 bronz olmak üzere toplam 99 madalyayla madalya klasmanında birinci sırayı elde etmiş 72 Münih'te. Onu Amerika Birleşik Devletleri takip ediyor. 33'ü altın, 31'i gümüş, 30 bronz, 94 madalyayla. Yani Sovyetler Birliği hem altın madalya sayısında hem toplam madalya sayısında bu olimpiyat oyunlarında Amerika Birleşik Devletleri'ni geride bırakmayı başarıyor. Ev sahibi Almanya 4. sırada kalıyor ama Doğu Almanya 3. kürsüsüne çıkıyor. Aynen, 20 altın, 23 gümüş, 23 bronz, 66 madalyayla 3. oluyor Doğu Almanya. Batı Almanya ise 13 altın, toplam 40 madalyayla 4. sırada kalıyor ev sahibi Batı Almanya. Biz ise maalesef bir tek gümüş madalyayı güreşte Vehbi Aktay'la elde ediyoruz. Yakın zamanda da kaybetmiştik. Ve 72 Münih'in özetini böyle geçebiliriz. Özetin de özeti diyebileceğimiz bir aynen öyle. Hızlı yani geçiş hem ülkemiz oldu. Hem de dünya açısından böyleydi. Bireysel olarak benim için önemi neydi onu aynen da söyleyeyim kapatırken. 72 doğumluyum ben sevgili Eren. 72 hem de Ağustos doğumluyum. 72 olimpiyat oyunları başladığında Murat Ağca sadece bir haftalık bebek. Ama o sıcak yaz günlerinde rahmetli annem o günleri rahat geçirebilsin diye hem hamilelik hem hamilelik sonrası bizim eve ilk defa bir televizyon giriyor 72 Münih. Ki 72 Münih olimpiyat oyunları Türkiye tarihinde televizyonlardan canlı yayınlanan ilk olimpiyat oyunları. O da çok önemli bir ilk. Ve Murat Ağca bir bebek olarak şimdiki en büyük tutkusu olan olimpiyat oyunlarını oradan daha kundakta işlemiş. Bir bebek olarak kulağına duyuyor o 72 Münih olimpiyat oyunlarını. Yani benim ilk bilinçsizce duyduğum olimpiyat oyunları, takip ettiğim diyemeyeceğim ama duyduğum olimpiyat oyunları 72 Münih olimpiyat oyunları. Ama çok değil, daha sonra 84 Los Angeles'tan itibaren ben artık her olimpiyat oyunlarını canlı olarak gazeteci olmadan evvel de en ince ayrıntısına kadar takip etmeye başlıyorum ve 2000 yılından itibaren de 2000 Sydney'den itibaren de nasip oluyor, kısmet oluyor. Olimpiyat oyunlarını, her olimpiyat oyununu, yaz olimpiyat oyunlarını yerinde takip eden bir gazeteci olarak aynen, yani, o onuru ve mutluluğu yaşıyorum. Murat abi, bu da benim kısa olimpiyat tarihim olsun. Evet, yani pandemide dahi Tokyo'daydı, bize o günleri yine hatırlatıyor. Yani Stüdyo Tokyo ile birlikte yerinden bizler Murat Ağca'dan almıştık. Her sporcumuz altın madalya boynuna geçirirken Murat Ağca oradaydı. Tek gazeteci olarak da diyelim gerçekten. Evet, pandemideki yani, tek giden aynen. Ajansların dışında, evet, özel dışında. Sektörden giden tek gazeteci olduk. Bunu sevinerek söylemiyorum. Keşke çok sayıda gazeteci dostumuz da o dönem için orada olabilseydi ama hem pandemi, rağmen, hem uzaklık, hem tabii ki büyük bir bütçe gerekiyor. Japonya'ya gidiyorsunuz. Biz bir fedakarlık gösterdik ve bunu başardık. İnşallah Paris'te 2024'te çok kalabalık bir Türk medyası kafilesiyle tarihin en başarılı Türkiye açısından olimpiyatını yerinde takip etmek Allah nasip olsun, sağlık versin. Nasip olur inşallah diyorum. Peki Murat Ağca, ağzına sağlık. Teşekkür gönlüne ederim. Sağlık diyelim. Sevgili izleyicilerimiz, Hedef Paris'i tamamlıyoruz bu haftalıkta. Yine bizler milli sporcularımızın başarılarını ve elde edilen dereceleri ve şampiyonaları konuşmayı da sürdüreceğiz. Daha yolumuz uzun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.